Ne tür istatistikler alabiliriz burada? Bunlara genel olarak istatistik diyoruz. Mesela teslimatçılarımız. Burada ürünler üzerinde işlem yapabiliriz. Çünkü ürünler biraz daha kompleks, detaylı bilgileri var. Mesela burada unit price'ı hepsinin var. Units in stock, stokta bulunan ürün anlamında kaç tane ürün var? Sıfır olanlar yayında değildir. Teknik olarak satılamayacağına göre sipariş edilemeyecek. Onları ayrı bir istatistik yapabilirim o zaman. Evet, sıfır olan ve olmayanları iki ayrı değer. Başka? Şu an mesela unit price üzerinden yapabilirim. En yüksek fiyata sahip ve en düşük fiyata sahip ürünleri getir gibi. Bunları da yapabiliriz. Öncelikle şurayı tasarlayayım. Yıldız. Hayır. İsimler yazdım. Text bilgisi yıldız. İsimlendirme standardı. Label'larda LBL ve bunun adı ürün toplam. Diğeri LBL S ürün adet. Yani teksti ne yazıyorsam ona göre bir açıklama yazmaya çalışıyorum. Siz de anlayacağınız şekilde yapın. Ürün toplam, stoktaki ürün adet. Pardon, stokta bulunan ürün adet aslında. Diğeri de stokta olmayan ürün adet. En yüksek ürün fiyatı ve en düşük ürün fiyatı. Ben bu Evet. form, bak, şunu düzeltiyorum. Kendi yerini alıyorum artık. Çok geniş alana da ihtiyacı yok. Sadece şurada da şimdilik çalışan toplama alıyorum sadece. Benim isteğim bu form ilk açıldığında bu bilgiler eklenmiş olacak. Hesaplanmış olmalı. O zaman formun loadında yapacağım bunu. Senaryo anlaşıldı mı? Formun loadında bilgileri alacağız. Ürün istatistik ya da genel bir istatistik metodu yapalım. Öncelikle sırasıyla gideceğim ben. Ürün toplam bilgisini almam gerekiyor. Öncelikle ürün toplam bilgisini hesaplamalıyım. Bunun için de LBL ürün toplama yazdıracağım. Ürün toplam. LBL ürün toplam nokta text dedim. Buna string olarak almam lazım. Benim daha önce oluşturduğum gibi DB nesnesine ihtiyacım var. Bunu da Northwind Entities ile oluşturuyorum. Şimdi DB, bakın çok basit bu. Ürünleri sayacağız. Product, Ne? bunu toString ile yazmam gerekiyor. Hemen bu metodu logda çalıştırıyorum bir. Test edelim.
peşine. 82 ürün varmış. Hani veri tabanında da karşılaştıralım. Doğru mu? Bakın. Veri biraz da görünüyor. Şimdi gene görünmüyor ama 82. Bunu da şununla karşılaştırabiliriz. Aslında sorgu bu. Yaptığımız işlem bu şekilde hesaplanıyor veri tabanında. Bunu nasıl görebilirdik? Oley. Burada profiler'im vardı. Sildim bunu, temizledim. Bakalım nasıl bir sorgu çalıştıracak. Şu an zaten çalışıyor benim mevzu. Tabi burada da sorgu çalıştı. Veri tabanında kullanıcı var mı mevzusu. Gittim profiler'a. Bunlar çalışmış. Sorgulardan anlarım zaten. Şurada ID almış. Bu login işlemi için çalıştırılan. Bakın burada bir count işlemi yapmış. Sadece yıldız yerine bir yazmış, o kadar. Benim yaptığımdan tek farkı bu aslında. Bir köşe refer. Aynı şekilde. Yani yıldız mı? Bu da toplamı alıyor. Ve bu da complete'ti. Bunu biz de çalıştırabiliriz. C1 adını vermiş. Böyle ya. Bizim yazdığımız sorgunun aynısı. Bu şekilde bir çalıştırma yapmış. Peşinsiz olmak mı yoksa? Şimdi stokta bulunan ürünleri görelim. Bundan sonra yazdıracağım. Yüksek unit in stock değerine sahip olanlar değil mi? DB product ver x nokta unit in stock büyüktür 0 ise bunu bunların toplamını istiyorum. Count topla bu string'e dönüştür. Stok değeri. Yani stokta bulunanlar. Depomuzda bulunan ürünler diyelim. Yapayım bunu. Yukarıdakinin aynısı sayılır. Hepiniz yapabilirsiniz. Unit stok eşitse sıfıra, bu tükenmiştir zaten. Pahalı ürün. Bunun mantığını link expression'da bilmemeniz normal. Bunun için products burada order by var. Mesela bilmemeniz normal değil. Order by göster. Order by dediğimde bana normal sıralama getiriyor. Ama ben en pahalıyı istiyorum. En pahalıysa order by descending var. Neye göre descending? Unit price'e göre
fiyatına göre bunu yapacağım. Neyi istiyorum? Amacım fiyatını almak değil mi? O zaman X nokta unit price. Şimdi hepsini sıraladı ama product'taki her şeyi sıraladı ama ilkini nasıl seçeceksin? Biz kendine göre yazacağız. Sadece listelemedim. Yoksa sıralayıp ilkini mi alalım? Bana sorguyu getirdi. Nasıl yapacağım tahminen? İlkini alalım demiştik. Yok bak, şu ana kadar dediğim gibi sıraladı. Aslında yaptı her şeyi ama ben ilkini almadım onu. İlkini SQL'de neyle alıyordum? SQL'de tab ile alıyordum. Tab. Mesela şunları şunları yap, bu kayıtların bana örneğin tab parantez içerisinde 3 yazdığında onun 3 tanesini getirir. 1 yazarsan 1 tanesini. Bunu burada first diyerek alabilirim. Böyle. En yüksek ürün fiyatı 263. Nokta 5. Normalde first dediğimde bana o satırı getiriyor. Ben onun value'sunu dediğim zaman bunu alıyorum. Tabii ki unit price istediğim için bana sadece unit price'i getiriyor. En ucuzunu bulun. Bunun ben şey doğrudan böyle yerine şey aldım işte. Nokta x nokta burada name'i alacağım ya. Bunun first dediğimde al. Bu olmaz. Kote mote bir şeyler geldi. Bu product name. Şimdi diğerinde biz zaten first'ün value'su, onun değerini almamız gerekiyordu. Ve bunu da string'e dönüştürmem lazımdı çünkü bana integer. Şimdi biz unit price'ı en şey, işte o var ki en yüksekte, o yüksek. Şurada unit price'e göre yapıyorum. Sonuç aynı. Sonuç değişmiyor. Şimdi diğerini bulayım. Products. Burada da order by yeterli. Gene unit price'e göre ama order by default'ta askerlikti. Bunu çalıştır. Select neyini istedik? Fiyatı gelsin önce. Unit price. Bakın en düşükte buymuş. 2,5. Value'su yazmadım bu sefer first'ten sonra. Ama sorun yok. Aynısı geliyor. Bunun da adını yazdırabiliriz. Şurada select'te görünen kısım vardır. Yani istenen satır, istenen değer. Name yaptığım zaman Kratos gibi bir şeyler geldi. Hazır yapmışız, çalışan toplumu da alalım burada.
çalışanları topla. Dokuz çalışan. Evet. Tempo yüzde ölçü. 40.000'miz. Fakirmişiz. Firmamızın çapı belli. Onların maaşları falan olsa işte onların en yüksek maaş vesaire gibi. Mesela arama yapabilirsiniz. City'ye göre ara. Yaş, doğum tarihi var. Buna göre olabilir. Mesela bir arama işlemi yapabilirsiniz kendiniz. Bu evet ünvan. Mısıdır. Evet. Ya durum bu. Elimizdeki müdür. Burada sizin antrenman yapacağınız çok fazla bilgi var.